үлкен қуаныш. Себебі өздеріңіз де жақсы білесіздер, өткен жылы Астана қаласында Түркі мемлекеттер ұйымының 10-шы саммитінде Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасыменен Қазақстан осы ұйымға төрағалығы Түрк тайм, яғни Түрк дәуірі деген үлкен бір ұранмен басталған еді. Әрине, бұл нені білдіреді? Бұл Түркі тілдес мемлекеттер арасындағы ынтымақтастығының бұдан әрі нығаятының үлкен бір сүйіншілетіп келген жақсы хабар еді. Ал енді осы орайда дәл осы миссия, яғни Түркі әлемінің интеграциясына үлес қосу үшін құрылған екі университет бар Түркі әлемінде. Ол Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрк университеті және Манас атындағы Қырғыз-Түрк университеті. Біздер де осы үлкен инициативаны қолдау мақсатына жыл бойына Түркі әлемінің ғалымдарын бір араға алып келіп, оларменен әр түрлі ғылыми іс-шаралар өткізумен қатар, мына алдағы уақытта да қандай жұмыс атқара аламыз. Тек қана университеттер емес, сондай-ақ мына біздің ғалымдарымыз, жобаларымыз осы үш ел, Қазақстан, Қырғызстан, Түркия арасындағы қандай тағы да басқа мүмкіндіктерді жасай аламыз және күллі Түркі әлемінің ғалымдарына тағы да осындай жақсы бір идея, жақсы бір инициативаларды одан әрі қалай жалғасам, соны толқылау үшін бүгін міне осы бауырлас Қырғыз еліне келіп отырмыз. Сондықтан қуаныштымыз. Қазіргі таңда міне осы залда бізге үлкен қонақжайлық білдірген Манас университетінің ректоры, біз үлкен алғыс айтамыз және бүгінгі таңда осы ғылыми кеңестің мүшелері осында отыр. Ал біз қасиетті Түркістан шаһарынан 20-ға жуық ғалымымыз, сенат мүшесі міне бүгін осында келіп отыр. Сондықтан біз бұл жиынға үлкен сәттілік тілейміз және осы бауырлас Қырғыз еліне, Түркия еліне үлкен алғысымызды айтамыз. Тарихи бір күн жасыйорыз. Түрк дүниясының manevi liderlerinin başında gelen Ahmet Yesevi Üniversitesi adıyla kurulmuş olan Kazakistan ve Türkiye'nin altın köprüsü olan Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin kıymetli rektörü Caner Hanım ve senato üyelerini Manas adıyla anılan dünyanın en ünlü, en uzun destanı olan 1,5 milyon satırı olan Manas Destanı'nın adını almış üniversitede ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ahmet Yesevi Hazretleri özellikle din seçim, Türklük kaderimiz dedi. Biz onların izinden giderek manevi havalarında, manevi destekleri ve manevi kanatları altında bu toplantıyı yapıyoruz. Manas'ımız, Manas Destanı'mızda Türk dili ifadesi kullanılıyor. Türk dili ifadesini sadece Kırgızca için kullanmamış Manas. Bu çok önemli. Bütün Türk lehçeleri için kullanmış. İşte bu çerçevede biz bu toplantıyı yapıyoruz. Biz Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında altın köprüleri birleştirmiş oluyoruz bugün. İki altın köprü bugün burada birleşmiş oluyor. Cengiz Aytmatov'umuzun çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki en zor şey her gün insan kalabilmektir. Biz Manas ailesi olarak, Ahmet Yesevi ailesi olarak her gün insan kalabilmenin gurur ve şuurunu bütün ailelerimize yansıtmanın mutluluğu içerisindeyiz. Burada yapacağımız iş sadece bir toplantı değil, aynı zamanda Türk dünyasına yön verme hareketidir. Yani cumhurbaşkanlarımız bir araya geldiler. 12 Kasım 2021 tarihinde Türk Devletler Teşkilatı'nı kurdular. Bize de dediler ki bunun altını doldurmak her birimin görevidir. Yüksek öğretimde bu görevi üstlenen Türk dünyasının iki göz bebeği üniversite bugün burada bir aradayız. Özellikle Sayın Rektörüme çok teşekkür ediyorum. Bugün ekibini toplayarak geldi. Bizlerle birlikte oldu. Çok önemli kararlara imza atacağız. Bu kararların da takipçisi olacağız.
Umut ediyorum ki bundan sonra her yıl en az bir defa bu toplantıyı dönüşümlü olarak hayata geçireceğiz. Bu Türk dünyası eğitim alanındaki en kapsamlı işbirliği olacak. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Anlayışından dolayı, özellikle bu işe taşın altına el koyduğundan dolayı. Son olarak da Hacı Bektaş Veli'nin sözüyle bitirelim. Bir olalım, iri olalım, diri olalımı bugün burada hayata geçireceğiz. Okumuştular geniş ötüp jatat. Sevdiğinde bu iki üniversitenin, bu Kırgız-Türk Manas Üniversitesi'nin jana oşondoy ile el aralık Kazak Türk Ahmet Kocayev atındagı üniversitede mınday işçara bolgon emes. 30 yıldan beri ошо түзүлгөндөн beri. Албетте эки университет кызматташып келген. Ортосунда эки университеттин ортосунда ошо агайлар менен академический мобильность деп коебуз, ошондо агайлардын тажрыйбасын алмашуу, студенттердин алмашуусу болуп келген. Бирок бүгүнкүдөй ошо 30 жылдан бери биргелешкен окумуштуулар кеңеши өткөн эмес. Мына ошол байкы көп жылдардан кызматташуусун негизинде бүгүнкү күндө мына эки университеттин арасында биргелешкен окумуштуулар кеңешинин отуруму мына азыркы учурда башталып жатат. Бул жерде ушундардан маанилүү келишимдерге ошол кол коюлат. Ал бул боло турган болсо, мына азыр кайтып кеткенде биз ошо кызматташтуу эки университеттин ортосундагы кызматташууну бекемдетүү максатында жыл сайын жок дегенде бир жолу, ар бир жылы жок дегенде ушундай окумуштуулар кеңешин өткөрүп туруу. Анда боло турган болсо, эң биринчиден ошо илимий жетишкендиктер, ар эки университеттин илимий жетишкендиктери, илимий изилдөөлөрү, бул ошондой эле агайлардын, мугалимдердин, профессорлордун тажрыйба алмашуу, бул ошо сабак берүү ыкмалары боюнча жана ошондой эле студенттик мобильность деп коебуз, ал ошо студенттердин алмашуусу болот. Себеби дегенде ушул эки өлкөдө жайгашкан, бирок биз казак кыргыз бир тууган эл катары илгертеден белгилүү. Ал эми эки университеттен ушул дагы өзгөчөлүгү, мисалы Кыргыз Түрк Манас университети боло турган болсо, ошо Кыргызстан менен Туркиянын ортосунда бир алтын көпүрө катары эсептелет. Себеби дегенде ушу бул жерде түрк тилинен сабак берилет, түрк маданияты тааныштырма болот жана ошондой эле ушу биздин студенттер Туркияга барып окуп келишет. Ошондой эле көрүнүш Казакстанда да бар да, Ахмет Кожо университетинде. Ошондо эки университеттин ийгиликтери, кандай жетишкендиктер бар, ошо жетишкендиктер боюнча алмашуу жана ошондой эле эгерде баягы бир кемчиликтер боло турган болсо, аларды дагы келечекте кандай оңдосо болот деген максатта ошондо бүгүнкү окумуштуулар кеңеши өткөрүлүп жатат. 30 жыл бұрын елдеріміз тәуелсіздік алған кезде екі елді де үлкен халықаралық аренада алғашқы таныған ел Түркия Республикасы еді. Қазақстан үшін де біз бұны айтамыз, Қырғызстан үшін де бұны айтамыз. Жай ғана таныған жоқ, сол кездері 90-шы жылдары қандай уақыт екенін бәріміз жақсы есімізде. Сол кездері өзінің бауырмастық сезімменен бір елді дамыту қажет болса, алдыменен оның білім және ғылым ошақтарына көмек көрсету керек деген үлкен миссиямен, үлкен бауырмастық сезіменен осы екі керемет университет құрылды. Алғашқысы Түркістан қаласында, көп ұзамай екіншісі осы Бішкек қаласында құрылған еді. Жылдан бери болбогон иш-чара, бул деген биргеликтүү окумуштуулар кеңешинин отуруму деген бул эки университеттин ортосундагы мамиледеги эң чоң жетишкендик деп эсептейм. Бул буюрса ушул биздин бир узун жылдар, көп жылдарга улана турган бир проект болсун. Бул ошо башталышы болуп, бул акыркысы болбой, ушу өзүңүз айткандай жыл сайын бул Кыргызстанда болсун, мейли Казакстанда болсун, ошо чогулуп турабы. Мен ойлойм, биздин ушул биргелешип кызматташуудан абдан чоң натыйжаларга жетебиз. Эки университеттин пайдасына жана ошондой эле Кыргызстан, Туркия, Казакстандын пайдасына.
memleketin arasındaki köprü. Biz hep tanımlıyoruz ya, işte bu üniversitelerin kuruluş amacı Türkiye ile Türk dünyasını birbirine bağlamak. Ama bu üçlü olunca, hani böyle havada birleşip birden fazla köprüyü bir araya getiren çoklu bir köprü şeklinde oldu. Amaç da yani üç köprü olunca, üçünün kombinasyonu şeklinde olunca altı tane ayrı köprü görebiliyormuş oldu böylece. Ahmet Yesevi Hazretlerimiz Türk dünyasının manevi liderlerinin başında gelmektedir. Onun çok güzel bir sözü var. Diyor ki, din seçim Türklük kaderimizdir. Gerçekten kaderimizin icap ettiklerini yerine getirmemiz gerekiyor. Ayrıca yine Ahmet Yesevi Hazretlerinin çok güzel bir yine sözü var. Diyor ki, yeryüzünde putu olmayan tek millet Türk milletidir. Biz milletimizin karakterini, faziletlerini yansıtmakla mükellefiz. Dünyanın en uzun destanı Manas Destanı. Manas Destanı'nda zaman zaman Türk dili ifadesi kullanılmıştır. Bu Türk dili ifadesinde de Kırgızcayı, yani sadece Kırgız lehçesini hedef almamıştır. Bütün Türk lehçelerini hedef almıştır. Yani birlik ve beraberliğin ruhumuzdaki yansıması, damarlarımızdaki yansıması Manas Destanı'nda geçmektedir. Dolayısıyla geçmişten aldığımız mirası geleceğe taşımak bizim en önemli görevimiz olmalıdır. Bu konuda noktayı koyan ifadelerden biri de senatör arkadaşlarımız biliyor, bütün toplantılarda Hacı Bektaş Vali Hazretlerinin bir olalım, iri olalım, diri olalım sözüyle bitiriyoruz. Bugünkü toplantı bir olmanın, iri olmanın ve güçlü olmanın temsilcisidir. Yine Kırım'dan bir ses yükseliyor. Fikir de işte, dilde birlik. Biz bunun eğitim alanında, eğitim ayağını oluşturuyoruz. Bugünkü toplantının asıl amaçlarından biri bu. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin çok kıymetli rektörü Caner Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Ahmet Yesevi Üniversitesi hiç şüphesiz Türk dünyasının eğitim alanındaki göz bebeğidir. 30 yılı aşkın süredir hizmet etmektedir. Sayın Rektörüm de çok güzel bir 30. yıl kutlaması yapmışlardı. İnşallah biz de 30. yılımızı önümüzdeki yıl kutlayacağız. Yine hep beraber oluruz. Ahmet Yesevi bizim gurur vesilemizdir, üniversitemiz. Aynı zamanda Türk dünyasının yine önemli bir üniversitesi Manas Üniversitesi. Türkiye'nin yurt dışındaki insana en büyük yatırımı bu iki güzide üniversite. Ahmet Yesevi Üniversitesi Manas, Kazakistan'la Türkiye arasındaki altın köprüyü ifade ediyor. Manas Üniversitesi de Kırgızistan'la Türkiye arasında. Şimdi bu toplantı önemli bir işlev yerine getiriyor. Türkiye, Kırgızistan ve Kazakistan'daki iki altın köprü birleşerek daha güçlü bir gür ses olacak. Bu gür sesi de hep birlikte sonuçlarını görmüş ve almış olacağız. Cengiz Aytmatoğlu'muz mankutlaşmadan bahsediyor. Diyor ki, mankutlaşmayın, özünüze dönün, özünüz olun, özümüzü olmak durumundayız. Dolayısıyla mankutlaşmaktan kurtarmak için dilde, fikirde, edebiyatta, sanatta, kültürde ve sporda birlik duygusunu geliştirmekle görevliyiz. Bunu yaparken hiç şüphesiz yine bu coğrafyanın önemli bir değeri olan Alaaddin Attar Hazretleri'nin bir ifadesi var. Diyor ki, biz tavus kuşu gibi kanatlarımızın güzelliğine değil,
bacaklarımızın çirkinliğine bakmamız gerekir. Bugün biz bu toplantıda güçlü yönlerimize değil, zayıf yönlerimize bakacağız. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin güçlü olduğu tarafları, bizim zayıf olduğumuz tarafları Ahmet Yesevi Üniversitesi ile tamamlayacağız. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin ihtiyaç duyduğu tarafları da biz tamamlayacağız. Böylece bir güç, bir kuvvet olmanın gereğini yerine getireceğiz. Астана 10-cu zirve toplantısında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in inisiyatifiyle Kazakistan'ın bu kurum içindeki başkanlığı Türk Time yani Türk Devri mottosu etrafında yürüyeceğini bildirmiştir ve biz Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak bu inisiyatifi elbette büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla karşıladık. Sebebi kuruluş aşamasından bu yana tam da bu misyon için hizmet etmekteyiz. Bu nedenle üniversitemizde Türk dünyasının gençlerine yönelik, Türk dünyasının entegrasyonuna yönelik birçok araştırma projesi, birçok bilimsel proje, yanı sıra birçok bilimsel toplantılar gerçekleştirdik. Ve bu etkinliklerimizin yapılış sırasında biz hep kardeş ülkedeki kardeş üniversitemiz Manas Üniversitesi'nin desteğini her zaman hissettik. Her zaman bu üniversitenin gücünü yanımızda bulduk. Bu vesileyle çok değerli rektörümüz Alparslan Hoca'ya ve ekibine şükranlarımızı sunuyoruz. Ve bugünkü bu buluşmanın da anlamı bizler için çok önemli. Çünkü az önce bahsettiğim bu entelektüel hareketlerin sistematize etmek için bu kaydettiğimiz mesafeyi tekrar gözden geçirmek için ve önümüzdeki dönem için yeni planlar yapılmasına yönelik biz bugün çok değerli bilim insanlarımızı, senato üyelerimizi Bişkek'e gelerek bu güzel ortaklaşa senatomuzu gerçekleştirerek oradaki değerli bilim insanlarımızın görüşlerini, temennilerini ve geleceğe yönelik ne gibi projeleri üstlenebileceğimizi tartıştık. Elbette bu güzel atmosfer için biz kardeş Kırgız halkına, kardeş üniversitemize çok teşekkürüz, çok minnettarız ve inanıyoruz ki yeni güzel projelere, yeni güzel etkinliklere sebebiyet vereceğini ve bu bağlamda bu güzel iki Türk dünyasının altın köprüsü niteliğindeki bu iki üniversitesinin gücü birleşerek çok daha güzel etkinlikler ve projeler gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Bugün 30 yılı aşkın süredir Türk dünyasında hizmet veren çok önemli üniversitemiz Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin değerli rektörü ve senatörlerini üniversitemizde ağırlamaktan dolayı mutlu olduğumuzu ifade edeyim. Biz yaklaşık 30 yıla yakın tarihiyle Manas Üniversitesi dünyanın önemli üniversitelerinden biri olma özelliği taşıyoruz. Bu iki üniversitenin en önemli özelliği, her iki üniversite de Türk dünyasının altın köprüleri olmasını söyleyebiliriz. Özellikle Ahmet Yesevi Üniversitesi,
Kazakistan ve Türkiye arasında bir altın köprüdür. Manas Üniversitemiz de Kırgızistan ile Türkiye arasında altın köprü. Biz aslında bugün iki altın köprüyü birleştirerek üçlü bir altın köprüye dönüştürmüş olduk. Yani Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan arasında eğitim alanındaki altın köprüleri birleştirmiş olduk. Biz bugün 1385 akademisyenin tek çatı altında toplandığını ifade edebiliriz. Biz kanatlarımızın güzelliğine değil, bacaklarımızın çirkinliğine bakan üniversiteler olarak zayıf taraflarımızı ön plana çıkarıp iki üniversitenin güçlü taraflarını birleştirerek güç birliği oluşturmuş olacağız. Bugünden itibaren Manas Üniversitesi'nde yapılacak bütün projelerde Ahmet Yesevi Üniversitesi hocalarının bulunma zorunluluğu getirdik. Ayrıca iki üniversite arasında zaten var olan dostluk ve kardeşliği daha geliştirip ve pekiştireceğiz. Özellikle proje kapsamında işbirlikleri, öğrenci değişiminde işbirlikleri ve iki ülkenin kardeşliğine destek sağlamak, yani Kırgızistan ile Kazakistan arasında dostluğa önemli bir destek sağlamak, her iki ülkenin de Türkiye ile olan dostluklarına katkı sağlamak amacındayız. Eğitim anlamında bilimin lokomotifi olmayı arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Ahmet Yesevi Üniversitemizle birlikte bu sinerjimize başka üniversiteleri de katarak devam etmek arzusundayız. Orhun Değişim Programı'nı daha geliştirerek bir aile kavramı oluşturmak amacındayız. Bizim amaçlarımızdan biri Hacı Bayram Veli'nin Hazretlerinin ifade ettiği gibi bir olalım, iri olalım, diri olalım felsefesini hayata geçirmektir. Dil birliği, fikir birliği, iş birlikteliğini geliştirmek ve daha geleceğe güvenle bakan, dünya bilimini, çağdaş bilimini özümsemiş gençlerin yetişmesine katkı sağlamak. Özellikle bugün üniversitemize teşrif eden çok değerli Caner hocamıza, sayın rektörümüze, üniversitemiz adına teşekkür ediyorum. Bu değerli toplantının oluşmasında çok çaba gösterdi, çok emek verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Senatör arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki bu birliktelik burada kalmayacak. Çünkü sonuç odaklı olacağız, takip edeceğiz ve başarıya ulaşmak için elimizden gelen gayreti hep birlikte göstermiş olacağız.